insanın işi, eşi, yani her şey bizim sınavımız, değil mi? Dolayısıyla yeryüzünde biz bu sınavlara tabi tutulurken bir de gökyüzünden mi sınavlara tabi tutuluyoruz? Gelecekten hiç kimse haber veremez. Kiminle evleneceğim belli mi? Kiminle de evleneceğinizi bilir. Fakat biz kişinin iradesine karışamayız. Ama tasavvuf astrolojiyi nereye koyuyor ya da nasıl kullanıyor? Biz neye secde ediyorsak sınavımız o. Şimdi müneccim başı dediniz diye, yani siz o kadar güzel anlatıyorsunuz ki, bu arada siz Allah anlatırken razı olsun. aklımdan bir sürü soru geçti Allah razı aralarda. olsun. Sondan başlayayım o zaman, Lütfen. müneccim başı dediniz diye. Şimdi müneccim misin deriz insanlara mesela. Hani müneccim misin, her şeyi biliyorsun, geleceği de biliyorsun mesela. Müneccim başı dediğiniz, yani eskinin astrologları değil mi Tabii ki onlar? yıldız ilmini okuyan Evet. ve bu insanlar tıp ilmine haizdi. Bu insanlar sosyoloji biliyordu. Tabii ki o dönemde sosyoloji diye bir bilim dalı yoktu ama Adı sosyoloji değildi. değildi. Psikoloji biliyorlardı ama o dönemin koşullarına göre ilim sahibi insanlardı. Ve gaybtan haber vermek değildir müneccim başı. Onu soracaktım. Gaybtan çok net bir şey söyleyeyim bütün Yasemin Hanım'ın izleyicilerine. Gelecekten hiç kimse haber veremez. Gaybı bilmek gibi bir şey mümkün değil. Ben şu an Yasemin benim karşımda. Hakikatte benim karşımda neden Yasemin var? Yasemin çiçeğinin anlamı ölümsüzlüktür. Öyle mi? Ölümsüzlüğümü aktarmak gerekir. Niye bir rahim enerjisinde Yasemin isminde bir vekil kuvvesiyle, çünkü sizin yaptığınız şey benim beyin dekoderimden yansıyan vekil esmasının bir yansımasısınız siz. Aslında benden bana konuşuyorsunuz. Dolayısıyla ölümsüzlüğümü hatırlatmak için bu mana bizim hayatımızda var. Zaten konumuz da astroloji, tasavvuf, öngörebilen insansa, öngören insan akıllı, akil, bilinçli insandır. Hayatı deneyimleyebilen, okuyabilen insandır. Geleceği bilmek değil. Yani pek çok dönemlerde yaşanmış olaylar, durumlar ve kişiler üzerinden akledebilen kişi gezegenlerin etkisini de kullanmak suretiyle bu olayın sonucu bu olabilir. Bu dönemlerde gökyüzünde bu etkiler varken bak bunlar bunlar olmuş diyebilen öngörü sahibi kişidir. Yoksa gelecekten haber vermek, hayatı, geleceği okuyabilmek veya insanlara şu tarihte bu olacak demek. Bunun bir anlamı da yok. Kader değişmez. Kader mutlaktır. Peki Yol ben değişir. Yani ben şurada çok güzel mesela kahve içiyorum. Bu kahvemi büyük bir bardakta da içebilirim. Bu bardakta da içebilirim. Daha süslü bir bardakta da içebilirim. Çay bardağında da içebilirim. Ne fark eder ki? Buradaki o bardağı değiştirip keyfinize göre hayatınızı yoğurabilmek ve sorunun nedenlerini anlayabilmek. Ama sonucu asla değiştiremeyiz. O zaman şunu da söyleyebilir miyim? Yani mesela bir insanın evlenip evlenmeyeceği, kimle evleneceği, kaç çocuğu olacağı ya da annesi, bir insanın annesinin babasının kim olacağı Önceden ezelden belirlenmiş. ebede belli midir? Çok net bellidir. Hemen soruyu ben sizin için şöyle de çevireyim. Kiminle evleneceğim belli mi? Evleneceğinizi Allah mutlak alim esmasıyla bilir. Kiminle de evleneceğinizi bilir. Fakat Ahmet mi, Fatma mı, Mustafa mı, Ufuk mu, kimi seçeceksin? Onu Allah Celle Celali bilir ama kuluna seçim şansı Onu tanır. soracaktım. Eşimi ben mi seçiyorum yoksa Siz kaderimde seçiyorsunuz. yazıyor mu? Allah mutlak ilmiyle, mutlak kader mekanizmasıyla bunu bilir. Ama seçim Yasemin'e aittir. Ama Yasemin'in onu seçeceğini de bilir. Seçmeyebilir Yasemin. İşte astroloji danışmanlığında çok güzel bir nokta aslında bu. Siz sürekli ilişkilerinizde problem yaşadığınız, aciz durumuna düştüğünüz, sorun yaşadığınız, ilişkiler düzleminden ele alalım. İlişkilere doğru çekiliyorsunuz. Ahmet gider, Mehmet gelir, Fatma gider, Ayşe gelir, hiç fark etmez. Siz kendi bilincinizde ve bakış açınızda almanız gereken dersi, öğrenmeniz gerekenleri hayatınızda kendi mekanizmanızda öğrenemezseniz
aynı bilinç düzeyindeki insanları hayatınıza çekersiniz. Hı hı. İşte doğru bir astroloji danışmanlığında der ki kişi, bak senin yetiştiğin platform bu. Hı hı. Olaylara bakış açın bu. Gezegenler noktasında senin kumaşın bu. Yani kadifeden biz ipek olmasını bekleyemeyiz. Tabii. Ama kadifeyi daha yumuşak kullanılacak alanları belirler. Hı. Astrolog kişinin, ya bak sen bunlara çekiliyorsun ama bak aynı durumu yaşayabilirsin, hı hı, ama asla şunu yapamayız. Bunun altını çizeceğim. Hı. Sen bunu seç, asla böyle bir şey yapamaz ya da bunu seçme. Hı hı. Bunlar astroloji etiğinde veya danışmanlık etiğinde yanlış yaklaşımlardır. Hı. Biz kişinin iradesine karışamayız ama davranış modelini, hayata bakış açısını ve değerlendirme potansiyelini biz, hı hı, kişinin değiştirirsek, bak Ahmet kıskanç, sen haritanda, hı hı, kıskanç insanları daha sempatik görüyorsun, tamam, hı, ama bu kıskançlık, bunun daha olumlu duygusu sahiplenme, gel sağlıklı sahiplenme duygusunda olan birine doğru hayatını evrilt dediğinizde, hmm, enerji değişeceği için şey gibi, hani akıllı telefonların bir üst modeli bir alt modeli, evet, vardır. Evet. Bir üst modele taşıyorsunuz, hı-hı, güncelliyorsunuz. Anladım. Aslında müneccim başı ve astrolog bir noktasında güncelleyici, güncelleyen, hı-hı, benim sayfamın da adı Güçlü Metinle Yenilen. Hı-hı. Yenilenen insan. Evet. Yenilenen bilinç. Hı-hı. Tam olarak doğru bir insan asla olamaz. Çünkü insan kusurlu bir varlıktır. Hı hı. Eğer kusursuz olursak bu dünya hayatından zaten bir şekilde göçeceğiz. Çünkü şu çok önemli. Mükemmelliyet. Hı hı. Şeytanın, yani iblisin en çok sevdiği şey. Öyle mi? Tabii. Mükemmel bir şey olamaz. Hı. Dört dörtlük bir şey olamaz. Çünkü kibirdir mükemmelliğe çok takıntı sağlamak. Evet, bütün mükemmelliyetçiler ekran başına şu an. Kesinlikle. Ben de onlardan biriyim. Aşırı mükemmelliyetçi olma. Hepimizde var. Ama en, evet, çok nefse buradan dokunuluyor. Tabii. Dört dörtlük değil, dört ikilik olsak yeter. Tabii, doğru. Hayatı deneyimleme şekli, hı-hı, hatalı ve kusurlu olmak üzerinden aldığımız bir eğitim gibi. Hı hı. Hata yapacağız, doğruyu öğreneceğiz. Hı hı. Ya da doğruya yakın davranışlar. Hı hı. Ama dört dörtlük hatasız ve kusursuz bir şey, hı hı, dünya hayatında yok. Hı hı. O ancak ermiş kamil insanların, hı hı, safi mertebe dediğimiz, hı hı, insanı kamil dediğimiz, hı hı, hakikatlerin seyridir ki bu da bütün anlam okyanusunun içerisinde insanın bütün Esma-ül Hüsna'larını, bütün hakikatlerini, hı-hı, ve bütün manalarını kendi merkezinde seyretmesi üzerinden, hı-hı, kurgulanan bir gerçekliktir. Tasavvuf astrolojiyi nereye koyuyor ya da nasıl kullanıyor? Bunu bu şekilde kullanıyor. Aslında eski Osmanlı, hı-hı, döneminde büyük alimler, şifahaneler vardı, evet, Osmanlı'da. Evet. Aslında bizim şimdi kullanmadığımız, aslında ya da önemini kendimizce popüler kültüre kurban ettiğimiz, hı-hı, renkler, kokular, hı-hı, taşlar, efendim astroloji ilmi, bunların hepsini, hı-hı, hakikatte insanın gelişimine hizmet etmek için kullanılırdı. Hı-hı. Ve doğru zamanda doğru adım atmak. Hı-hı. Şimdi bu önemli. Hı-hı. Padişah gelir. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu da herkes bilsin. Astrolog ya da eski adıyla müneccim başları, hı hı, eskiden sadece saray erkanına hizmet verirdi. Evet. Yani bu, hı hı, önemli bir ilimdir. Öyle herkese de anlatılacak bir ilim değildir. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü, hı hı, bu bazı noktaları sır olarak da kalmalıdır. Buralar çok önemli, hı, detaylar. Neden? Çünkü herkesin algı kapasitesi ve farkındalık döngüsü vardır, hı, ve herkesin bilmesi gereken kadar vardır. Hı. O yüzden astroloji haritaları kişiye özeldir. Hı hı. Bireysel danışmanlık kişiye özeldir. Tabii. Yasemin'e anlatılacak bilgi farklıdır. Buradaki arkadaşlarımıza anlatılacak bilgi farklıdır. Hı hı. Herkesin haritasının, gezegenlerinin ona aktardığı ve anlattığı bilgiler bütünü vardır. Hı hı. İşte bunu insan hayatına aktardığı, hı hı, anda gelişim başlar. Hı hı. İşte Osmanlı'da da padişahlar ya da, hı hı,
büyük kraliyet ailelerinde doğru zamanda doğru adım atılacak etkiler var. Çok basit bir örnekle, yazın kazak giyilir mi? Bilmiyorum. Siz ama yazın kazak giymeye kalkışırsanız kurdeşen dökersiniz. Dolayısıyla astrolog da der ki bu kazağı giyme, bak bu doğru zaman değil. Ama giymek ya da giymemek Yasemin'in kararıdır. Tabii. Bu çok önemli. Bunun altını çiziyorum değerli dostlar. Bu benim gerçekten çok önemsediğim bir konu. Lütfen hayatınızı hiç kimsenin yönetmesine müsaade etmeyin. Böyle bir eğilimde varsa burada bir sıkıntı vardır. Bunu bilin. Bunu da söylüyorum. Şeytan ve nefsi sürekli olarak etkiler şeytan, iblis. Allah'ın görevli, görevlisi. Evet. Allah'a savaş açamaz. Fakat insan hayatında ona iblislik eden, onu zorlayan koşullar sayesinde hakikati öğrenir. İşte astroloji haritanızda bir astroloğa ya da bir danışmana gittiğinizde sizi zorlayan gezegen etkileri varsa, yine benim öğrencilerim bunu çok iyi bilirler. Hocamız gene, yani onlar çok bu jargona alışkın. Ve bizim konumuz sadece astroloji değil. Astrolojinin gezegenlerin arkasındaki hakikati, onunla konuşabilmek, onun dilini anlayabilmek, onun sıkıntısını anlayabilmek ya da iyilik, iyi konuştuğu dilini. Diyorum ki gezegenlerle konuşun. Onu işte anlamak istiyorum. Mesela diyorlar ki iyicil gezegenler. İşte öyle bir şey yok. İyicil gezegenler, kötücül gezegenler. İşte Mars savaşçı gezegen. Yok öyle bir yok, şey. Yok Jüpiter şöyle gezegen falan. Yani... Jüpiter mesela en şansmış. Ya ne şansı, genişletmek anlamı. Büyütmek. Büyütmek ve genişletmek. Ama büyütmek, kötülüğü de büyütebilir. Ne yapıyor? Yani mesela bir gezegen gerçekten, yani siz bunları, yani astrologlar bunları sembol olarak mı kullanıyorlar? Sembol. Ben yoksa gerçekten gezegen bize işte savaşçı ruhumuzu işte ne bileyim kabartıyor, işte medcezir yaşatıyor içimizde gibi gibi, bunlar oluyor mu gerçekten? Muhittin Arabi'nin bu sözünü tam burada tekrarlamak lazım. Uyuyan insanlara gezegenler tesir eder. Uyanmış kamil insanlar gezegenlere tesir eder. Şimdi ama tabii biz uyanmış olduğumuzu hiçbirimiz burada iddia edemeyiz. İşte astrolog gerçek bir danışman, insana uyandırmaya çalışıp bak böyle bir etki var, buna gelme, bunu yaşama. Bu bir illüzyon ya da bu bir enerji. Bu yayını değiştir. Değiştirebilir misin? %100 değiştirirsin. Farkında olursan. Olmazsan ama bu gezegen sana bunu yapıyor. Mars işte kavgalar, gürültüler, yok Pluto geldi öldün. Satürn dünyanın en güzel gezegeni. Kamil insan demek. Nefsin en üst mertebesi. Satürn'e hiçbir şey etki edemez ki ama sen çok çocuk kaldıysan, öğrenmeyi, gelişmeyi, anlamayı inkar ediyorsan, hayatında kabul etmiyor. Yani şunun sana kilo yaptığını kabul etmiyorsan sen Satürn'e karşı çıkıyorsun. Bu kadar basit. Bu kadar basit anlatayım olayı. İnsanın işi, eşi, yani her şey bizim sınavımız, değil mi? Dolayısıyla yeryüzünde biz bu sınavlara tabi tutulurken bir de gökyüzünden mi sınavlara tabi tutuluyoruz? Yok, hiçbiri birbirinden ayrı değil. Yeryüzünde ne oluyorsa gökyüzünden ayrı değil. Gökyüzünde ne oluyorsa hayattan ayrı değil. Her şey birbiriyle bir ve bütün. Şimdi mesela savaş var diyorlar. Evet. Savaş olacak. Allah 3. Dünya Savaşları çıkabilir. Zaten çıkmış. Zaten var. Yani siz topla tüfekle bakın arkadaşlar. Biz kendi şurada dışarı çıkalım şu stüdyoda. Dışarıda sağını solunu görmeyip oraya buraya çarpa çarpa işine koştura koştura giden, insanları önemsemeyen, görmeyen, bakmayan, bireysel kendi içinde kaotik bir savaşın içinde olan bireyler var. Evet, doğru. Bunları topladığında bu enerjiyi ne olur tahmin edin, büyük kolektif savaş oluyor. Önce kendi önümüzü, kendi çöpümüzü süpüreceğiz. Yok savaş oldu da, yok bu bana bunu yaptı da, bu böyle. Bırakın bu işleri. Hayatımızda neyi çok sahipleniyoruz? Maddeyi mi sahipleniyoruz? Tabii ki sahipleneceğiz. Bu demekle ben şunu da doğru bulmuyorum. Yok efendim ben işte uç, ben para... Hayır, bu hayatı yaşamak için paraya, dünyevi ihtiyaçlarınızı kullanmaya ihtiyacınız var. Bu 2 kere 2, 4.
Fakat bunu putunuz haline getirmeyeceksin. Yani aslında benim secde dediklerim... ettiğine, Yasemin'in secde ettiği neyse sınavı o. Tekrar ediyorum. Bunun üstüne basıp Yasemin Hanım'ı örnek olarak söylüyorum hepiniz adına. Biz neye secde ediyorsak sınavımız o. Neye ya, tapıyorsak. Neye tapıyorsak. Paraya tapan. Paradan sınav. Aynen. Sağlığına tapıyorsan sağlığına sınav. Sevgiline tapıyorsan sevgiliden sınav. O zaten o hepten yani. Çoğu orada, insanın sınavı oradan evet. Ve ben bir şey diyeyim, ilişkilerde en çok unuttuğumuz şey şu. Ben ona aşığım diyor ya. Evet. Arka planda ne var biliyor musunuz? Ne var? Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını görmesi. Aslında kişi Allah'ın esmasına çekiliyor arka planda. Yani Allah'ın güzel isimlerini o kişiden tezahür eden ona esmasına çekiliyor. Fakat kendi hayatında o isme Ahmet'e, Mehmet'e, Fatma'ya takıldığı için onu gördüğü için bunu da emmare nefsle, nefsin en alt mertebesiyle ve levvame ile değerlendirip bedensel hazlarının peşinde koşup hayal kırıklığına uğruyor. Oysa onu aradan çektiğinde Allah'ın isimleri çıkacak ortaya. Çünkü Kabe'yi aradan kaldırın, secde, herkes birbirine secde eder. Aslında birbirinin esmasına secde eder. Şimdi biraz önce sordum ya, mesela her isim bir esmaya mı bakar? Yani herkesin bir esması yok dediniz. Aslında hayır, bütün esmalar, bütün esmalar var. Esma-ül Hüsna havuzu. Tamam. Şimdi mesela diyelim mesela ki... burada bizi çeken kameraman arkadaşımız. Çağırın. Allah'ın basir esması. Basir. Görmek. Evet. Görme. Evet. Mesela kara sinek. Çok basir okuduğunuzda mesela kara sinek bir anda böyle etrafınızda belirebilir. Aa. Çünkü görme yetisi en yüksek hayvanlardan biridir. Aa, bismillah. Bakın hani... Çok ilginçmiş. Mesela çamaşır makinesine bakıyorsunuz. Evet. Mesela esması ne olabilir? Kudüs. Benden mi duydun? Evet. Tamam. Çalıştım size. Harika. Kudüs. Çünkü benim esmam da Kudüs çıktı. Harika. Evet. Arındırıcı, evet. Temizleyici. Bütün kötülüklerden arınmış, beden Kabe'sini arındıran. Evet. Ki hakikaten de biliyor musunuz? Gerçekten kendi içime baktığımda, yani hani çok tabii ki kusurları olan bir insanım ben de. Ama çabam, niyetim, çabam, bütün savaşıma baktığımda evet, kibirden, ondan bundan böyle hani arınmaya yöneliktir. Yani hani kendi içimdeki o savaşı hatırladım Kudüs esması savaşmayın. Karşıma bak çıktığımda. Çok güzel söylediniz. Şu arındır. İnsan Yasemin karanlığıyla aydınlığıyla bir bütün. Evet. Yani altın portakalı almış bir filmi düşünün. Kötüler de var içinde, iyiler de var. Onların hepsi olacak. Çünkü o zaman mükemmel insan olabiliyorsunuz. Evet. İnsanın da içinde meleği de var, şeytanı da var, cini de var, osu da, her şey var ve oyun bittiğinde herkes aynı kutuya giriyor. Evet. Dolayısıyla bunları bırakmak için değil, sen bana öfkelendiniz, iyice delirelim şimdi. Deyin ki, tabii o anda bunu diyebilir. Zaten onu dediğiniz anda işte o kamil mertebeye ulaşıyorsunuz. Bir an dokunuyorsunuz. Ben neye öfkeliyim? Gerçekten aldatıldığım için mi? Gerçekten bana yanlış bir şey yapıldığı için mi, yoksa kendimi ifade edemediğim için mi, ya da kendimi ifade etme şeklini öfkeyle öğrendiğim için mi? Bunu anlayan insan, zaten bunu bu kadar düşündüğünüzde sönme yaşarsınız. Tabii. İşte astrolojik harita size bu eksikliklerinizi ve artılarınızı gösteren alandır. Bu çok çok önemli. Tabii burada bunu psikoloji de gösterebilir ama. Tabii ki gösterir. Ben burada zaten bakın bunun psikoloji, ben psikolog değilim. Eğitimini aldım bunun. Ama bunun eğitimini almış olmanın elbette ekmeğini yiyorum. Çünkü onu bilerek okuyorum ben. Bu anlama gelir. Bu benimki öğrencilerim arasında da psikologlar var, doktorlar da var. Bu çok kıymetli. Çünkü insanı tanıma sanatıdır. Astroloji bir kehanet sanatı değildir. Gelecekten yine kayda geçsin. Gaybtan ve gelecekten hiç kimse size haber veremez. Altını çiziyorum bunu. Yani astrologlar kehanet yapamaz. Kendi seçimiyle yapanlar olabilir. O beni bağlamaz. Her koyun kendi bacağında asılır. Ya öyle paylaşımlar görüyorum. Yani işte ay tutulacak, kalp krizi geçirebilirsiniz. Bu bilmem işte. Bak şimdi nasıl bir... Şöyle bir şey söyleyeyim.
kim geçirecek? Bizi haritasında okumuş mu? Bireysel haritasını bilmiyor ki. Bakın. Yani. Ay tutulması da kalp krizine işaret etmez. Güneşle ilgili. Yok, misal verdi. Belki de güneş tutulması yazmıştır birisi. Hani böyle şeyler görüyorum. Güneş tutulması kalbiniz daha iyi olur bu arada. Bu da ayrı bir konu olsun. Güneş tutulması hayra. Bütün gezegenler hayradır ama şunu söyleyeceğim. Halka ve kolektife, genele bir şeye hitap ettiğinizde bütünsel bakıp değerlendirmeniz gerekiyor. Kolektif olayları anlatabilirsiniz. Siz, ben Yasemin'in haritasına bakmıyorum ki. O zaman bütün boğaların aynı enerjide olması. Evet. Olmaz. Aynen. 12 ev var, 12 burç, işte burç var, yaşam alanları var, bunların aralarında açıları var, gezegenleri var.